Seda Sayan müthiş bir pot kırarak başladı. Keskin zekasıyla meşhur Kadırgalı Aysel'e birileri yanlış akıl vermişti anlaşılan. Bu akşam bekliyorlar seni. O telefon numarasının devamını ver bakalım. Evet, Kamer Karadağlı'ya çektiği mesajın bizden kaçmazda ekrana gelmesiyle köşeye sıkışan Seda Sayan'ın zor anlarına birazdan döneceğiz. Şimdi canlı yayını derinlemesine analiz edip hanımefendinin açık verdiği noktaları tek tek gözler önüne serelim. Karamanın koyunu tamam, öyle bir şey yok. Çıkar oyunu. Gel. Gizli kapaklı bir şeyler çevirdiğini ağzından kaçırıyordu işte böyle. Karamanın koyunu tamam, öyle bir şey yok. Çıkar oyunu. Gel. Seyircisini haberimizin doğru olmadığına ikna etmeye çalışıyordu bir yandan da. Böyle duyduğunuz her şeyde ne olur inanmayın. Öyle haberlere de prim vermeyin. Ama bizden kaçmazın haberi belgeliydi. Ve seyirci neyin ne olduğunu çok iyi anlamıştı. Seda Sayan'ı Kamer Karadağlı ile ilişkilendirmek kaçınılmazdı artık. Kamer Karadağlı. Kamer onu bir. Birinci sıraya aldınız. Birinci sıraya aldım. Seda Sayan da aslında Kamer Karadağlı'ya karşı boş olmadığını belli etmeye başladı bir süre sonra. Onu çok beğendiğini açık açık ilan etti. Ayrıca güzel adam, yakışıklı adam ne var mı? Yakışıklı adam herkes. Vallahi da güzel adam. Bekar adam. Kamerle olabilir. Kamerle olabilir. Güzel adam. Niye olmasın? Oysa aynı Seda Sayan 3 gün önce çok net açıklamalar yapıp benim kimsenin horozunda gözüm yok diyordu. Kimsenin kümesine girmem. Kimsenin horozuyla işim olmaz. Yalnız ben Seda güzel ya bir adamla diye oturdum masada. Evet. Güzel adam. Güzel, güzel be. Kamer Karadağlı hali hazırda Deniz Uğur'la aşk yaşıyordu. Ve Seda'nın deyimiyle Deniz Uğur'un kümesindeki horoz sayılırdı. Seda Sayan 3 gün içinde nasıl olmuştu da 180 derece dönmüştü. Benim kimsenin eşiyle, nişanlısıyla, sevgilisiyle işim olmayacağı için gönül rahatlığıyla da konuşurum. Olabilir de kimse ilgilendirmez. Tamer'le biz aynı masada oturmadık. Bizden kaçmasın çarpıcı belgesinden habersizken 3 gün önce bambaşka konuşan Seda Sayan şimdi çok farklı şeyler söylüyordu. Seyirci de şoke olmuştu. Benim ağzımdan çıkan neyse siz de ona inanıyorsunuz. Ben çünkü şimdiye kadar ağzımdan çıkan her şeyin arkasında durdum. Ama bu kez arkasında durmamıştı 3 gün önce söylediklerinin. Ve nasıl olsa herkes unutur. Ben en iyisi göbek atayım dedi. Yine şaşırttı seyirciyi. Gönder şarkıyı. Bak böyle şeylere. Sonra Okan Bayülgenli'ye soyundu hanımefendi. Okan'ın medya arkasında yaptığını yapmaya çalışıp bizden kaçmazın habercilik başarısını küçümseme yoluna gitti. Göster. 12 Haziran 2007. Yer Adile Sultan Yalısı. Dur. Şey gibi sanki bir cinayet aydınlatı var. Yer tarih 12 Haziran bilmem ne. Yer yakaladık. Parmak izi. Ver. Hayatında belki de ilk kez böylesine başarılı bir haberle ve prodüksiyonla karşılaşmıştı Seda Sayan. Ama iş aleyhine olduğu için aşağılama çabasındaydı. Masadakiler çok rahat görünüyor. İki kişi dışında. Seda Sayan da... Bir dakika. Ne yaptık ki? Ne oldu ki biz rahat? Yani biz rahat değiliz, herkes rahat. İlkten kaçmasının bombası Seda Sayan'ı fena daraltmıştı. Belli etmemeye çalışsa da gerçek buydu. Yer şurası. Tarih. Ha. Ver. Konuşmuyorlar. Seda Sayan da Tamer Karadağlı çok gergin. Gergin. Hiç konuşmuyorlar ve hiç göz göze gelmiyorlar. Geldik de görmemişsiniz. Kamer Karadağlı o kadar tedirgin ki yemeğine bile konsantre olamıyor. Tabağındakileri uzun süre bitiremiyor. Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına biraz azıcık başa al. Bak yorumlara dikkat edin. Yemeğine bile konsantre. Ayol o zaman tedirginse adam niye geldi yanıma oturdu? Tabii canım olur mu? Durun bakın işte bazı şeylerin komikliğini size göstermek istiyorum. Ver coşkuyu.
Tamer Karadağlı. Bu arada kadar... bir şey daha. Hakikaten yakışıklı adammış. Ver. Tamer Karadağlı o kadar tedirgin ki yemeğine bile konsantre olamıyor. Tabağındakileri uzun süre bitiremiyor. Aa! Benim gibi. Bu durum Seda Sayan'ın da dikkatini çekiyor olsa gerek. Baba. Tamer Karadağlı'nın tabağına bakıyor bir ara. Bir dakika duralım. Bundan sonra böyle şeyleri size böyle seyrettireceğim. Aslında biz vallahi çok trajikomik şeyler yaşıyoruz. Bakın benim de dikkatimi çekmiş olsa ki yer bilmem ne, tarih, yemek, tabağına baktı Seda Sayan. Acaba bu adam ne yemiyor dedi. Yakaladığımız enfes ayrıntılar üzerine tek tek konuşma gereği hissetti Seda Sayan. İçeri girerken yaptığı el işareti pek bir maniter. Yani dur. Yani ne diyor? Seda Sayan beni bekliyor içeride. Espri yapmaya çalışıyor. Yılın magazin bombasını deyim yerinde ise karambole getirmek istiyordu. Umar abi. Mesajda geldiniz mi? Biz masa. Yazılı. Biz masayız. Dur. Dur. Geldiniz mi? Bak sakın başka yere oturma. Hani masa gibi olan var ya, o biziz. Biz masayız. Devam. Ama olmadı. Seyirci Seda Sayan'ın bariz numaralarını unutmadı. Vehametin farkında olan hanımefendi işte tam bu dakikalarda inanılmaz bir hata yaptı. Sıkıyorsa o telefonun devamını ver. Hadi ver. Bu gece ver. Evet. İlkokul çocukları bile telefon numarasının tamamını yayınlamanın suç teşkil edeceğini bilirken Seda Sayan bu akıl almaz çıkışı yapıyordu. Bu akşam bekliyorlar seni. Bu telefon numarasının devamını ver bakalım. Bizden kaçmaz. Tamer Karadağlı'nın cep telefonu numarasını elbette doğrulamış ve bundan sonra bandı yayını hazırlamıştı. Bizden kaçmaz, numaranın tümüyle ekranda gösterilmesinin yasak olduğunu bildiği için son 4 hanesini kapatmıştı. Evet, yılların televizyoncusu Seda Sayan baltayı taşa vurduğunun farkında değildi. Sıkıyorsa o telefonun devamını ver. Hadi ver, bu gece ver. Hadi ver. Velhasıl yılların Seda Sayan'ı hiç böyle bir gol yememişti. Eli ayağına dolaştı. Toparlayamadı. Bir sürü insanlar, onlar da yıpratılıyor. Benim de adım birazdan daha fazla konuşuyor ama biraz da... Ayrıca da kimseyi ilgilendirmez. Haberimiz doyumsuzdu. Seda Sayan bile doyamamıştı bandımızı izlemeye. Kasetimizin yarısını makaslayan ve en çarpıcı yerlerini sansürleyen ekibini canlı yayında haşladı işte böyle. Ben bir şey daha istedim. Bu kadar mı yeterli? Şerife Hanım'a sorun. Sor git sor. Usta Magazin habercisi Şenay Düdek bizden kaçmazın patlattığı bombanın ardından çok ilginç açıklamalar yaptı. Tamer Karadağlı'yı yerden yere vuran Şenay Düdek, Seda Sayan'ın da aslında haberimizi çok beğendiğini söyledi. Tamer'in yaptıkları hani...